Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da yine güzel mi güzel rank kasarken kullanabileceğiniz taktikler göstereceğim. Bazılarını bug olarak adlandırabilirsiniz. Bazıları da push mayer, yani bug'u kullanıp pushlayacaksınız. Sonra işiniz bittiğinizde de hemen oradan çıkıp devam edeceksiniz. Yani güzel bir taktikler planladım. Umarım ki video işinize yarar. Şimdiden like atarak destek olabilirsiniz. Eğer ilk defa da izliyorsanız beni kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde videolarımdan faydalanabilirsiniz. Ben şimdi ilk önce gidip bir tanecik araç bulacağım. Çünkü araç lazım yani. Araçsız olmuyor bu. Araç bulayım, ondan sonra görüşürüz. Mobile Custom kurunca acaba arka yoldaki bütün araçları sildi, iki kişi var diye oyuna iki tane araç mı yükledi diye düşünmedim değil şu anda. Hiç araç yok, bir şey yok. Ben birazcık bir yürüyeyim, araç bulayım, ondan sonra görüşürüz. Sonunda aracımı buldum. Şimdi ise sizlere taktiği göstermekte sıra. Ben yavaştan evlere gitmeye başlayayım. Evlere gittiğimizde görüşürüz. Şimdi ilk yapacağımız taktik evine geldik. Bu eve bana her yayın ama her yayın soruyorsunuz. Videosu kanalımda olmasına rağmen sorduğunuz için tam yerini sizlere göstermek için şöyle bir şey yapacağım. Mesela Skull'la Shelter'ın arasında bu evlerden var. Bu evlerden haritada en az 10 tane var. Eğer isterseniz de bunun bulunduğu bütün evlerin videosunu sizlere çekebilirim. Buraya çıkmak isterseniz eğer şöyle geliyorsunuz. Buradan şu camdan atlıyorsunuz şöyle. Daha sonrasında ise şuradan şuraya zıplayıp buraya gelip üstüne yatıyorsunuz ve bu kadar kolay bir taktik. Bunu bana her yayında soruyorsunuz. Her yayında söylememe rağmen işte haritadan göster falan filan diyen takipçilerime bunu onlara özel göstereyim dedim. Ondan sonrasında ise yeni taktiklerimize geçelim isterseniz. Şimdi diğer ki göstereceğim taktik ise Pochinki'nin yanındaki Botinki. Biz buna yayında adını Botinki diye koyduk. Burası bot mekanı. Zaten bunu paylaşar herhalde kanalımda. Kaç ay oldu bilmiyorum ama bu bot mekanına onunla ilgisi yok. Mesela diyelim siz atladınız buraya, bot vurdunuz ya da son alanda 30-40 kişi var. Fakat gidecek yeriniz yok. Şu evin içine girseniz rush yersiniz ya da kulübeye girseniz ölür müsünüz? Tabii ki de burada bir tanecik bugumuz var. Burada bir tane görmüş olduğunuz gibi masamız var. Bu masaya zıpla yumruk at taktiği yaparsanız eğer sizleri haritanın altında çok güzel bir yere atıyor. Tabii bu zıpla yumruk atları işleri bir tık zor, bunu biliyorsunuz. Her seferinde direkt atmıyor. Tam bir noktasını bulmanız gerekiyor. Ben onu hemen bulayım. Ve noktamızı bulduk. Bu şekilde buraya atlayabiliyorsunuz. 5N'ye geçmek gerekirse mesela üstünüzde arkadaş var. Yumruk attığımda ona geçmez herhalde ama kafam çıkıyor. Böyle yaparsanız kafanız çıkar. Fakat eğilirseniz haritanın altında böyle çok güzel mi çok güzel bir tanecik pusma yerimiz var. Yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Bunu şey olarak kullanabilirsiniz. Mesela maç sonu gidecek yeriniz yok. 30-40 kişi var. Alanın ortasında bir yer tutayım istiyorsanız gelin buraya yatın. Buradan dışarı ateş ettiğinizde mermi gitmiyor. Onu söyleyeyim sizlere. Birinci taktiğimiz bu şekilde. Çıkmak için de zıplayıp çıkabiliyorsunuz. Peki başka taktiklerimiz var mı? Tabii ki de var. Şimdi sıra onlarda. Hadi gidelim. Hadi canım. Cidden drop attı bu arada oyun bana. Acaba adamları çok olduğu yere mi drop atıyor ki diyeceğim de. Dur şunu da alayım şuradayken. Ve KVM verir be. Groza. Ha okey. Kesinlikle işime yarayacak. Şimdi sıradaki noktamıza gidelim. Burayı da bilmeyenler varsa şurasıydı gösterdiğim yer. Şimdiki sıradaki yerimiz ise şuradaki evler. Ve sıradaki taktiğimize de geldik. Burada biliyorsunuz ki böyle evler var. İstesem yapamayacağım şeyleri yaptığım bir bölüme daha hoş geldiniz bu arada. Şimdi buradaki evlerde çok güzel bir taktiğimiz var. Hızlı bir şekilde onu da anlatayım sizlere. Buradaki taktiğimiz ise şurada görmüş olduğunuz bir tanecik şey var, masa gibi. Bu masamızda da aynı şekilde şurada bir tanecik bug var. Buna da zıpla yumruk atarak aşağıya girebiliyorsunuz ve burada suya atıyor sizi bazen. Bazen de tam bir yerine atıyor. Mesela dur şöyle yapacağım. Suya atarsa direkt çıkartıyor zaten, dert etmeyin. Ve yaptım. Buradaki taktiğimiz ise aynen bu şekilde. Birazcık bu taktikleri yapmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü ilk defa denediğinizde normal ama 3-4 kere yaptığınızda artık yani tam noktasını bildiğiniz için kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada da arkadaşım var. Odayı kurduğu için de buradan Umut'a teşekkür ederiz efendim. Sizler de bu videolara katılmak isterseniz Discord'umuza bekliyorum. Açıklamada linki var. Mesela alanın bu da burasında. Ya yani Gatka'nın ağasının şuradaki iki tane uzun yol var. Bunların da burasında böyle bir yer var. Bu evlere gelip mesela burada alan bitiyor diyelim. Erkenden yerinizi alıp fakat ölmek istemiyorsanız gelip buraya da pusabilirsiniz. Yine aynı şekilde düşmanlara sıktığınızda mermi gitmiyor. Fakat kendinizi hayatta kalmak için ilk 5'e girmek için zorluyorsanız falan bu tür taktikleri uygulayabilirsiniz. Şimdi başka yerimiz var mı? Tabii ki de var. İsterseniz oraya gidelim. Aynı şekilde bundan çıkmak için de zıplayabilirsiniz. Ya da buradaki merdivene de gelebilirsiniz. Bak burada da merdiven var. Direkt buradan yürüyerek de çıkabiliyorsunuz. Bu kadar yani. Bu taktiğin olayı böyle. Şimdi ise sıradaki yerimiz benim yayında daha fazla kullandığım, yani şu 3 katlara pusmaktan daha fazla kullandığım tek bir yer daha var. Orası da şurası.
bu evlere gidiyoruz ve orada görüşürüz. Ve buraya da geldik. Evet, bununla bu yerleri bana yayında çok fazla soruyorsunuz. İşte burada alan falan bitiyor yani. Mesela 15 maç yapıyorsunuz. İllaki birinde burada bitiyor bazen. Öyle şeyler oluyor. Bazen 2 falan oluyor. Haritanın tam Gatka'nın altında burada bir yer. Şurada görmüş olduğunuz gibi ben mesela direkt buraya atlıyorum. Şurayı lootluyorum, burayı lootluyorum. AKM4 DP falan filan buluyorum. Tabi bazen kasksız yeleksiz kalabiliyorsunuz burada ama hani hayatta kalayım, puan alayım diyorsanız rank kasarken bunlar sizin için önemli. Buraya geliyorsun. Şurada bir tanecik demir var. Buraya zıpla. Ben mobilde rank kasarken de kullanıyorum bunu. Mesela emülatörde de kullanıyorum. Bunun içine giriyorum. Yatıyorum abi. Yayında herkes görüyor bunu ama bana sorduğunuz için mecburiyetten videosunu çekeyim artık hani bunların. Deyin ki tam şu videoda ben gösterdim bunun yerini, onu izleyerek bulabilirsiniz falan diyeceğim yayında. Çünkü herkese gösteriyorum haritayı fakat yine sordukları için olmuyor. Şimdi peki başka pusu yerimiz var mı? Tabii ki de var. İsterseniz hadi oraya gidelim. Şimdi sıradaki taktiğimiz ise sizlere yeraltı evlerine girdiğinizde dışarıdan gelen düşmanları görebileceğiniz bir tane taktik göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Yani mesela düşman geliyor abi, nereden geliyor bilmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunun için ben ruins'teki evleri kullanacağım. Çünkü orada bu aşağı hani kapatılan ev dediğim şey var ya, yeraltı evleri. Yeraltı evlerini göstereceğim. Oraya gideyim, hızlı bir şekilde görüşürüz. Şimdi ben tekrardan oda açtım. Sebebi ise o oda kartında alana öldük. Alan artık vurmaya başladı. Tek kartta videoyu çekemedim. İkinci kez oda kurdum. Şimdi bu kapatılan evleri biliyorsunuz. Kapatılan diyorum. Yeraltı evlerini biliyorsunuz. Bu yeraltı evlerinde dışarıyı görebileceğiniz çok güzel bir taktik var. Bunu yapmanız için sizlere sadece bir tanecik motor ihtiyacınız var. İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz hadi gidelim, orada görüşürüz. Ben yeraltı evleri olarak şurayı kullanacağım. Ruiz'in orada da var, başka yerde de var, bayağı bir yerde var. Orada görüşürüz. Ve evlerimize geldik. Evler aha da burada. Şuradan bir güzel uçacağım ama dondu. Ekran dondu, ne oldu bilmiyorum. Neyse, tamam kurtulduk. Şimdi buradaki eve geldik. Bir tanecik ben bir silah bulacağım hemen hızlı bir şekilde. Ve AKM buldum şansıma. Baya baya güzel. AKM'yi bulduktan sonra şurada aşağıdaki deliği açıyorum. Açıl. Burası kaç kere de patlıyor? Tamam, açtım. Daha sonrasında ise illa mermiyi değiştireceğim. Ben değiştirmeden yapamıyorum. Bilmiyorum niye böyleyse. İki sıktım mı mermiyi değiştiriyorum. Şimdi motorumuzu buradan aşağıya doğru itiyoruz. İttik. Daha sonrasında ise şu sağda görmüş olduğunuz kutular var. Şurası. Bu kutuya, bu motorumuza biniyoruz ve yavaştan oraya gidiyoruz. Şöyle fazla hızlanmayın. Takla atmayacaksınız bak. Normal yavaş yavaş çıkacak şekilde ayarlayacaksınız kendinizi. Şöyle çıkıyorum ve çıktım. Aynen bu şekilde. Yani yukarıdaki adamı görmek istiyorsunuz diyelim ki, evin altına motoru koyuyorsunuz ve bu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela adam şuradan girmeye çalışsak, örnek veriyorum, onu görebiliyorsunuz. Yani diğer kapıyı da kullanabilirsiniz bu arada. Mesela kendinizi daha güvende tutmak için evin içindekini patlatabilirsiniz, örnek veriyorum. Bunu yapabilirsiniz. Sizlere bir de şunu göstereyim bilmeyenler varsa. Yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Bir dakika, patlatmayacağım. Mesela şu pompalı mermisi. Örnek veriyorum, buradaki kapıyı kıracaksınız. Şimdi gelelim işsizlik noktasına. Buradaki mermileri böyle böyle parça parça ayırmanız gerekiyor. Şöyle yavaş 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 ayıracağım. Böyle ayır 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 ayır. Böyle 2'ye böl, 5'e böl falan filan bayağı böleceğim. Tamamdır, mermileri böldünüz, örnek veriyorum. Böldükten sonra burayı kırarsanız eğer bu mermiler havada kalıyor. Mesela bunlarla şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, burası patlamamış gibi gösterebilirsiniz. Ya işte eğer isterseniz, daha sonrasında isterseniz bunları da böyle böyle havadayken toplayabiliyorsunuz. Kafanıza göre bence güzel bir taktik diye düşünüyorum. Mesela 762 ile burayı kapattığınızda adam diyecek ki tahta var. Tabii ki de öyle demez ama örnek veriyorum, tahta var. Burayı işte lootlamaya başlar falan. Lootlarken baktığınız süre çık, vur. Bunu da yapabilirsiniz. Tabi bu birazcık saçma ama yine de göstermek istedim. Ve bu şekilde bu taktiklerimizi de uygulayabilirsiniz efendim. Bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Umarım taktikleri beğenmişsinizdir. Bay bay.